Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Rusya'dan Çin-Amerikan gerilimi hakkında yorum geldi. Gerekirse fiziki olarak Rus ordusu da girer ifadelerini kullandı. Rusya'dan Pelosi açıklaması geldi. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti nedeniyle başlayan Amerika-Çin arasındaki gerilime dair Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Çin egemenliğini korumak için önlem alma hakkına sahip, bizler de sonuna kadar Çin'in yanındayız denildi. Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti nedeniyle Amerika-Çin arasında başlayan gerilime dair Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada Pelosi'nin Tayvan'a ziyareti provokasyon olarak nitelendirilerek 2 Ağustos'ta Amerikan Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Tayvan'ı ziyaret etti. Ziyaretini Amerika'nın Çin Halk Cumhuriyeti'ni kapsamlı bir şekilde kuşatma yönündeki agresif çizgisinin ruhunda açık bir provokasyon olarak görüyoruz. Tayvan Boğazı'nın iki tarafı arasındaki ilişkilerin tamamen Çin'in iç meselesi olduğuna inanıyoruz. Çin tarafı Tayvan konusunda egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli önlemleri alacaktır. Biz de Çin Halk Cumhuriyeti'nin yanında olacağız diyerek adeta Çin'le beraber savaşacakları sinyalini verdi. Çin'i temsil eden hükümetin Pekin'de bulunduğunun altını çizen açıklamada Rusya'nın ilkeli duruşu değişmiyor. Biz sadece bir Çin olduğu, Çin Halk Cumhuriyeti hükümetinin tüm Çin'i temsil eden tek meşru hükümet olduğu ve Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğiyle hareket ediyoruz ifadeleri kullanıldı. Kıymetli izleyenler, Rusya ve Çin liderlerinin geçtiğimiz 4 Şubat'ta gerçekleştirdiği zirvede ilan edilen ortak mutabakata göre Rusya'nın Çin'in toprak bütünlüğüne saygı gösteren bir kararı ilan ettiği de hatırlatılan açıklamada Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin uluslararası ilişkilerin yeni bir çağa girmesi ve küresel sürdürülebilir kalkınma konulu Pekin ortak bildirisinde Rus tarafı tek Çin ilkesine bağlılığını bir kez daha teyit etti ve adanın herhangi bir biçimde bağımsızlığına karşı çıktı.